olmayan bir siyahlık düşün sahneyi. Böyle ucu yok, böyle mağaraya girmişim gibi. Fakat etrafım o kadar güzeldi ki, ben dans ediyorum Rusça. Davay Meriç, davay, davay. Хорошо, давай. Bana devamlı Rusça, hadi Meriç, hadi, hadi diyorlar. Nasıl sevdiler, nasıl sevdiler. Dedim ki Allah'ım sen bana ya Rabbim diyorum. Benim evimi açtıkça olanlar mı? Allah'ım sen benim memleketimi ya Rabbim, bayrağımı koru ya Rabbim. Ne duvarlar geliyor. Diyorum Türkiye'yi konuşturacağım çünkü. Ben gerçi yerinde durmayan bir kız çocuğu olduğumu annem hep söylerdi. Ama ilkokulda milli dans derslerimiz vardı. Saray İlkokulu'nda Ankara'da. Orada milli dans derslerine koşar giderdim. Yani çok severdim dans etmeyi. Hocamın babamla konuşmasını, Meriç çok çok yetenekli. Konservatuvarda bale bölümü var. Açıldı, 3-4 sene oluyor. Ne olur bir maşım ona verin, Meriç çok yetenekli demiş. Seneler sonra ben devlet sanatçısı ünvanını aldım. Kimin elinden? Evren Paşa'nın elinden. Bugün yok efendim, ben evleneceğim dedim yani. İstiyorum, evleneceğim. Zormuş yani, bilmeden insan bir takım şeylere giriyor. Ama annelikte bastırdım. Hayır dedim, ben de doğuracağım, arkadaşlarım doğurdu. En sonunda bana bir sene geldiğinde, evet gördüm seni çok sinirlisin, hamile kalabilirsin dedi bana, eyvah. İzinler çıktı, ondan sonra oğlumu doğurdum. Yani hamile kalıp o vücudu tekrar aynı kuvvete getirmek, aynı dirençe koymak. Hamilelik çok bozuluyor, karnın çok bozuluyor, bütün adeliler gidiyor, ayaklar gidiyor. En baştan başlıyorsunuz. Bu bakımdan zor yani. Ama annelik çok güzel. Onu satmak için her şeye katlandım. Tekrar başladım sıfırdan. Ağladım, buralarda süründüm. Kendi kendime gene çırpındım, gene oynadım. Ben çok keyifli bıraktım. Yani öpüşküler yolladım herkese. Sahnemi öptüm, teşekkür ettim, selam verdim ve ayrıldım. Hiçbir şeyim yok. Ben şimdi çocuklarıma vermekten keyif alıyorum. Ben o keyifleri çok tattım. Fazla tattım yani. O kadar fazla geldi ki öldüm artık yani. Çok yoruldum çünkü. Yani 47 yaşındayım son oynadığımda. Bayağı zor yani. Hiçbir şey kolay değil. Bale hiç kolay değil. Bale mantık üşütmen lazım. Kafayı yemen lazım balede muvaffak olman için. Yani acı sana zevk vermeli. Seni hiç beğenmiyorlar. Çünkü her zaman baştan yap diyorlar. Hiçbir zaman itiraz etme hakkın yok. Ölümüne gidiyorsun. Sabır, aşk, özgüven ve akıllı olup güzel taraflarını keşfedip bunlar ama hep zaman içinde. Hep bunlar öyle olacak. Hemen 8 yaşındaki çocukta girmiyor bu. 15'te de girmiyor. 20'de de girmiyor. Ondan sonra başlıyor. Burada ağırlıklar, burada hafifleri nasıl kullanırım? Şu Kuğu Gölü'nü seyredeceksiniz. Kuğu Gölü'nün kordobalesi çok zor bir kordobaledir. Her neyse, neredeyse soliste yakın bir tekniğe sahip olmaları lazım. Aklını kullan. Hiçbir şey, bütün kapıları kapa. Bu kapı kapandığı zaman pandemiymiş, orasıymış, savaşmış, paraymış, arabaymış. Öyle bir şey yok. Kocanmış, karınmış. Öyle bir şey yok. O dünya yok. Kapı kapandığı an bu dünya var. Burada yaşadığın dünya var. Burayı seveceksin. Bu aşkı burada yaşayacaksın. İradeyle, aşkla, azimle yapmaya çalışacaksın.